bugünkü sabahki mesele. Açık söyleyeyim, insanı tiksindirecek bazı şeyler vardır ya hayatta. Sabah bunlardan en önemlisini gördüm. Neden bana bu siyaset işi tiksindirici geliyor onu biliyordum. Ama gazetecilikte de berbat bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Nedir derseniz tablo şu. Sabah doğal olarak bir basın toplantısı olduğu için herkes de gelmiş. İşin ilginç tarafı Ankaralı arkadaşlar diyor ki ooo İstanbullular hoş geldiniz. Sizi burada görmezdik falan. Çünkü öyle bir hava yayıldı ki bugünkü anayasa değişiklikleriyle ilgili önergelerin, daha doğrusu önerinin ileride önergeye dönüşüp, teklife dönüşüp yasalaşması için bugünden bir hazırlık yapılıyor. Az buz bir şey değil. Türkiye otoriter, diktatörlükle yönetilen bir ülke gibi algılanıyor tüm dünyada. Dolayısıyla bunu izlemek elbette ki hepimizin hakkı ve merak ediyoruz. İyi de birader, merak ettiğimiz şeyde ne oluyor diye geldiğimizde bunu karşılayacak bir şeyle, söylemle, bir ortamla tanıştık mı, karşılaştık mı? O ayrı bir tartışma konusu, bunu size anlatacağım. Fakat netice itibariyle asıl işin çirkin tarafını, kulisi söylemem gerekiyor. Ya CHP'nin yani CHP'nin tercihi olduğunu biliyorum ama altılı masadaki herkes de belli ki onay vermiş. Netice itibariyle yandaş başının dahil olmak üzere neredeyse liderlere sövenler bile bugün davet edilmiş ve gelmişlerdi. Yandaş basından da pek çok ismi gördüm. Yandaş diye tabii Nagihan Alçı'yı saymıyorum. Çünkü Nagihan artık yandaş değil, candaş bir bağlamda. Çünkü Nagihan'ın da böyle işin içinde olduğu bir takım numaralar var. Biraz sonra anlatacağım. Ama sonuç itibariyle iki şey beni hakikaten çok şaşırttı ve rahatsız etti. Bir tanesi medyada her türlü kavgaya girdiğimiz, arkasından ağzına geleni söylediğimiz, arkasından derken tabii açık söylüyoruz. O da cevap veriyor ya da vermiyor. Neyse bir takım insanlar var. Bizim dışımızda olanlar da var. Birbirleri hakkında ağzına geleni söyleyenler var. Ve bütün bunların olduğu bir yerde abi baktım herkes can ciğer kuzu sarması. Tiksindirici. Birbirlerine sarılıyorlar sonra diyorlar. Bir daha sarılıyorlar diyorlar. İç ses de bu, görüntü de bu. O oradan ayrılıyor, öteki onun arkasından bir şey söylüyor, bir iki bir şey söylüyor. Şimdi buna, bu muameleyi görmemek için belli uygar ölçüler dahilinde kalıp el sıkmanın yeterli olması lazım gelir bana göre. Hani birisine merhaba deyip ya da gülüp geçip gidersen de insani olarak. Fakat konuşmak, lafı uzatmak falan bana göre değil. İsmail Küçükkaya, Küçük Dağları ben yarattım diye içeri girdiğinde ben kafamı çevirdim. Selam vermek istemedim. Selam vermem abi. Selam vermem. Orada Serhan Asker geçiyordu. Serhan'da bir problemimiz yok ama Halk TV böyle yanımızdan geçiyor. Gülüyor, ne haber Enver falan. Bırak dedim, sizin kimin adamınız olduğunuz belli. Hepiniz neoliberalsiniz. Yüzüne söyledik, arkadan konuşmadık. Hani bunları size söylemek de yükümlüyüm. Çünkü öyleler. Aha falan yapıyorlar. Ne gülüyorsunuz baba, öyle değil misiniz ya? Buramda. Neyse, buna radikal tahammülsüzlüğün kaynağı diyebiliriz. Gazeteciler arasındaki bu cıvıklığı anlamadım. Bazılarıyla tanışmıyoruz. Bazılarıyla merhabamız var. Bu anlaşılabilir belli düzeyli ilişkiler. Kötü olduğun insanı da aslında yapıştıracak halin yok içinden gelse bile. Merhaba dersin falan, edepli bir şekilde olur. Ama kardeşim, siyasetçilerde gördüğümüz bu artık işin içinden çıkılmaz yalakalık halini üstlenmek zorunda değiliz. Bunu kendi hayatımızda yaşamak zorunda değiliz. Yani ideolojik bir zeminimiz hiç mi yok ya? Bir takım liberaller, bir takım sahtekarlar, bir takım yalancılar ne operasyon çevirdiğini bildiklerimize karşı da böyle yüzümüzde artık aşağılık bir maske mi olacak? Bu sanıyorum bu Kemal Tahir'den. Bağışlayın komutanım, bu iğrenç şeyleri yazmamazlık edemedim. Hastalıklar tedavi edilmesin denemez. Ama rezilliğin de bir gizliliği olmalı değil mi? Bağışlanmaz suçumuzu sormuştum size geçenlerde. İşte suçumuz. Suçların en büyüğü, en bağışlanmazı utanmazlık diyor. Gerçekten utanmazlık dediğimiz şey almış yürümüş halde. Buna yönelik de yaptığımız, şuradan da bir notumuzu alalım. Yaptığı gördüklerimizi size paylaşacağım. Hakikaten insanın akıllara zarar bir tabloyla karşı karşıya olduğunu görmüş durumdayım. Perde arkasında söylenenlerle işte genel başkanlara falan nasıl hitap edildiği falan ayrı bir tartışma. Tabii orada genel başkanlarla gazeteciler arasında doğrudan bir konuşma olana olmadı. Yeri değil ama kimin kimle ne hukuku olduğunu biliyorum. Bir de şunu bir tarafa yazın. Bu danışmanlık meselesi
tam bir rezillik. Şimdi üç tür danışman var. Bir tanesi parti içinden danışmanlık sıfatı edinmişler. Bunların statüsü otomatikman artıyor. Çünkü neden? Genel başkanlarla her an diledikleri gibi görüşüyorlar. Ve yanlarındaki kendisine eşit olan milletvekili olsun, hatta grup başkan vekili, genel başkanlısı olsun, ondan yukarı bir yere gidiyor. İstediği şeyi söyleyebiliyor. Genel başkan da istediği gibi konuşabiliyor. Bir de dışarıdan danışmanlar var. Bunlara bir de para veriliyor. Bunların ne halt ettiği belli değil. Ne seçilmişler, ne toplumsal sorumlulukları var. Koskoca siyasi partide insan kalmamış gibi bunlara danışılıyor. Bunlar kampanya vampanya yapıyor. Bunlar da bir kibir, bir şımarıklılık, her şeyi biliriz hali. Bir alttan da anlasalar gam yemeyeceğim. O kadar anlıyorsanız gelin tartışalım da diyemiyorsunuz. Genel başkanlar kandırılmış, bunların izinden gidiyor. Bir de basın danışmanlığı meselesi var. Bunları pek çoğu eski gazeteci, bir kısmı ciddi derecede yeteneksiz ve bunlar orada şimdi oyun kurucu oldukları için dilediğine haber sızdırıyor, dilediğine söyleşi verdiriyor, dilediğine bir diyalog hali yaratıyor falan filan. Aynı zamanda da öyle bir tablo yapıyor ki siyaset kuruyor. Çünkü genel başkanlar bunlara inanıyor. Bu danışmanlık meselesinin ne kadar acayip olduğunu, danışmanların da birbirinin ayağına nasıl çelme taktığını görüyorsunuz. Bu arada altılı masadaki altı kimsenin o danışman kadrolarının tamamı doğru olduğu için bir danışman çorbası var. Ulan bu kimin danışmanıydı? Bu hangisiyle çalışıyordu falan filan gibi bir acayiplik de var. Yanlış kişiye yanlış selam verebilirsin. Yanlış kişiyle yanlış dedikodu yapabilirsin. Başa bela. Dikkatli olmak lazım. Bir de koruma meselesi var. Şimdi ayrı siyaset angajmanından gelen yapıların ayrı koruma anlayışları var. Bir de koruma. Yani abartmayayım ama her genel başkan 50 kişi korursa 300 kişilik bir yapı var. Bu 50 kişi derken şöyle zannetmeyin ya, hepsi kibirli falan anlamında söylemiyorum. Ama içeride doğal bir koruma heyeti olduğu gibi de bu tür toplantılarda hem devletin görevlendirdiği hem de partililerden oluşan bir koruma falan var. Yani bir de böyle bir iklim var. Bir de giyim kuşam dediko bilmem ne falan yapan partililer var. Demokrat partililer salona yayılmışlardı. Bir espri yaptım ama bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Demokrat Parti'nin tabanda bir büyük karşılığı yok ama salonda güçlüydüler. Bence de haklılar. Bir yerde bir varlık savaşı veriyorlar. Tabii ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partililer bir egemen tarifi ortaya koyuyorlar. İyi Partililerin de öyle bir tavrı var. Babacan'ın ekibi özellikle laiklik konusunda kadın siyasetçilerin tavrıyla biraz öne çıkıyor. Mütevazi gördüm. Temel Karamollaoğlu ekibinin mütevazi gördüm. Davutoğlu ekibi ise en tedirgin, en gerilimli ekip. Belki de çok spekülatif olduğundan dolayı falan olabilir. Fakat şu pişkinlik insanı hakikaten öldürür. Şimdi elimizdeki şeyi de belki gösterir Ali. Ya biz burada Yavuz Ağar Alioğlu'yla ilgili olarak program yaptık. Çünkü adam sonuç itibariyle siyaseten kendine bir görev vermemiş ve televizyonlara tek 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 gidiyor. Her yerde toplantı yapıyor ve bu toplantılarda da şunu söylüyor. Bir, Kılıçdaroğlu'nun seçilme tedirginliği var. Geleneksel sağcılar ona vermez oy. İki, cami cemaati solda bile namaz kılmaz. Dolayısıyla soldan kimsenin aday olması doğru olmaz. Doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Ya kendisi girdi. Kapıdan girdi. Ben bile kafamı çevirdim. Dün böyle bir yayın yaptık diye adamla göz göze gelmeyelim diye. Ama öyle bir şey ki herkes ağzına geleni söylüyor. Ondan sonra da can ciğer kuzu sarnısı. Çok merak ediyorum. Bugün karşılaştıklarını gördüm ama selam verdi galiba. Ama vermese bile partililerine, mesela Kılıçdaroğlu'nun dostlarına, partililerine, sevenlerine, Kılıçdaroğlu'nun kendisine nasıl selam verecek? Siyaset dediğiniz şey pişkinlik. Yani en üst düzeyde bunu anlıyoruz. İşte biliyorsunuz Süleyman Soylu Bey, efendime söyleyeyim, işte Numan Kurtulmuş Bey, Devlet Bahçeli Bey, hatta karşısında da Sayın Cumhurbaşkanı birbirlerine ağza gelinmeyecek laflar ettiler. Değil mi? Ağza gelinmeyecek laflar ettiler. Sorun ne oldu Allah aşkına? Herkes can ciğer kuzu sanmışsın. Siyaset dedik böyle bir şey ama şimdi buraya geldiğimizde masaya oturacak genel başkanlar varken siz bir değerli ismin, sonuç itibariyle Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir genel başkanın görevli gibi arkasından böyle konuşurken
bir de ona selam verir onlar. Grup başkan vekillerine bilmem ben olsam, grup başkan vekili falan başkası olsam hayatta ne selam veririm ne de bundan sonra ne cenazeme gel ne cenazene derim. Diyeceksiniz ki ya olur mu siyaset istişare bilmem ne, lanet olsun siyaseti de lanet olsun istişaresi de, böyle saçmalık olur mu ya? Hiçbir mesele bir ideolojik zeminde tartışılamaz mı? Hiçbir mesele. Şimdi gelin bir diğer mesele. Altılı Masa üyeleri, ki adı Millet İttifakı'dır, genel başkanları yanlış bir taktik gütmüşler. Neden? Sonuç itibariyle bu kadar ilginin olduğu bir yerde, kameraların döndüğü bir yerde genel başkanların kürsüye çıkıp da iki kelime etmemeleri, ne olursa olsun selamlama yapmamaları bence yanlış. Sonuç itibariyle genel başkanlarımızın ne kadar çalışma yaparlarsa yapsınlar, bir kısmı toplumda ilk defa tanınan, ilk defa görülen isimler. İkincisi ve bence çok önemli olan bir başka mesele daha. Sonuç itibariyle hitabet sorunu olabilir, ilgi çekme sorunu olabilir falan. Belki çalışmayı yapanlar adına kısa bir konuşmayı Sayın Muharrem Erkek yapabilirdi. Sonra genel başkanlar beşer dakikalık bir değerlendirme yapıp Türkiye'yi nereye hazırladıklarını söyleyebilirlerdi. Bana kalırsa böyle olmalı. Oldu mu? Hayır. Bir kere bu ilgi açısından bir sorun yarattı. Bir başka husus, sonuçta şeyi anlarım, bir Türkiye hayalini anlarım. Bu Türkiye hayali çerçevesinde uzlaşmayı da anlarım ama bazı isimler tartışmalı. Mesela Gelecek Partisi adına sahaya çıkan Sayın Serap Yazıcı Profesör Doktor Ergun Ezgut'un beyle Adalet ve Kalkınma Partisi için anayasa hazırlamış, neredeyse Türkiye'deki başımıza bela olan bütün dönemlerin yazılı olarak metinlerinde bulunan bir hanımefendi. Şimdi karşımıza çıkıp da dünya kadar bedel ödettiği insanlar karşısında çıkıp kürsüde konuşunca insan biraz ya bu kadar da değil, hani tamam da bu da değil diyorsunuz. Demeniz de gerekiyor. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Türkiye'nin bugüne gelmesindeki payını biliyoruz. Yani Sibel'in dediği gibi bakılacak yüze tükürmeyeceksin, tükürdüğünüze bakmayacaksın. Bu ileri bir söylem, doğru bir söylem ama yani bu kadar da değil. Anlatabiliyor muyum? İnsanın canı sıkılıyor orada. Serap Hanım'a ben defalarca yayınlara çağırmıştım. O zaman da bugün de. Ya Türkiye'ye önerdikleri anayasa meselesi falan ayrıca bir tartışma konusu. İçeriye yönelik bugün söyledikleri meseleyle ilgili olarak baraj %3'e düşüreceğiz diyorlar. Temsilde adalet anlamında bunu düşünüyorlar. Zaten şu anda barajı %3'e düşüreceğiz diyen 6 partiden 4'ünün %3'ü geçme ihtimali yok. Yani bunu kendileri de için yapmak zorundalar. Doğru bir hamle. Bana sorarsanız 1960 Anayasası'nın yani 61'den itibaren %1'in bile temsil edilmesi esastır. Yani toplumun tamamının temsil edilmesi esastır. Diaspora ile ilgili de temsiliyet getireceğiz diyorlar. 6 milyon kişi. Bence bu tartışılır. Diasporanın seçimlerdeki eğilimi tartışılır. Acayip bir diasporası var Türkiye'nin. Gittiklerinde orada sola oy veriyorlar. Türkiye'ye geldiği zaman muhafazakar, milliyetçi, dinci partilere oy veriyorlar. Niye? Bunların bir tercih yapması lazım. Batılı değerleri mi tercih ediyorsunuz yoksa Türkiye'deki bu bataklık sistemini mi tercih ediyorsunuz? Bu 6 milyon kişi demek ciddi bir yaklaşım demek. Onu bir söyleyeyim. Diğer mesele Türkiye'ye dair de sığınmacılar da bu sefer birilerinin diasporası olacak. Vatandaşlık meselesi ayrı bir tartışma. Güçler ayrılığı konusunda, meclisin denetimini yapabilmesi konusunda, Cumhurbaşkanı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteminde eskiden olduğu gibi 7 yıllık seçilmesi, hiçbir icra yapmayacak hale gelmesi, temsili bir makam olması, veto hakkının elinden alınması falan geçmişten bildiğimiz şeylerdi. Bunların biraz daha ileri adımları ortaya koymuş. Zaten yok falan gibi başa bela olan yerleri biliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tablo var aslında. Bunlar zaten yapılası meseleler. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde bunların olacağını biliyoruz. Bugün daha ileri bir şey söylenebilir miydi? Mesela biz altılı masanın kurmayları olarak Türkiye'ye bir anayasa da getirmeyi düşünüyoruz. Ha bu mesela ilginç. Nasıl bir anayasa olacak? Mesela buradan hareketle Türkiye'de eşit yurttaşlık, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ki var. O yerel yönetimlerin güçlendirilmesine dair nasıl bir değerlendirme yapılacağı önemli bir konu mu? Evet. Yani bunları konuşup aslında Türkiye'de kardeşim ben
Kürt sorununu da böyle aşacağım. Ben Türkiye'de demokrasi sorununu da böyle aşacağım. Sivil toplum bilmem ne meselesi, bunlar liderel meseleler. Sivil toplum palavra. Ağırlıklı olarak fonculukla ortaya çıkan, toplumun soldan örgütlenmesinin önüne bela olarak konmuş yapılar bunlar. Toplumun soldan örgütlenmesini istiyorsan bir siyasi partiye ait olmayı ve sendikalı olmayı ve benzeri doğrudan topluma etkisi olacak yapıları, ki baro ile ilgili değerlendirme doğru ve yerinde, bağımsızlık iradesi. Anayasa Mahkemesi vesaire teknik bilgiler verildi. Bunlar da önemli ama sonuç itibariyle bunların tamamına baktığımız zaman bize şunu söylemeleri genel başkanların anlamını olurdu. Bu masa Türkiye'ye eşit yurttaşlık ilkesini getirecek, anayasal güvenceyi sağlayacak. Bu eşit yurttaşlık üzerinden biz mesela sığınmacıların 2 yıl içerisinde şu statüde dönmesine de bir düzenleme yapacağız. Yeni anayasa oluşmasına dair de bir düzenleme yapacağız demesi anlamlı ve doğru olurdu diye düşünüyorum ben. Kaldı ki bu diaspora seçmeninin oy kullanmasına tamamen Kemal Bey'e yönelik bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Çünkü o masada en az oyu alacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Diasporanın eğilimi bir acayip, bunu da söylemek istiyorum. Ama Kürt meselesini biz şöyle çözeriz demek, Cumhurbaşkanı'nın da seçim sürecinde nasıl bir ideolojik sistemi sürdüreceğini göstermek anlamına gelecektir. Onu söylemek isterim. Bu sırada Ali hazırladı. Bu sırada size şunu söylemek istiyorum. Bir tarafta da paralel bir dünyada, paralel evrende acayip şeyler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı paralel evrende Konya